Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. Rölanti Çıkmazı, bellekte solup gitmiş önemsiz bir anı kadar varlık alanının dışına düşmüş bir yer. Unutulmuş, unutulduğu da unutulmuş. Evet, kitabı mukadder, ruh hastası, sincap, rukas, iyi yolculuklar, Değil Efendi'nin renk ve korku meselleri, saf, değmez, hatırla, öksüz ağaçların çobanı diye giden kurguların ardından Rölanti Çıkmazı'yla bizlerle buluştu İsmail Güzelsoy ve bugün Zeytin Dalı'nın konu. Merhaba İsmail. Merhaba. Ellerine sağlık diyorum. Hızlı bir okumadan geçirdim Rölanti Çıkmazı'nı. Bu programdan sonra biraz daha yavaş bir şekilde okuyacağım. Hakikaten ilginç bir kurguyla karşımızda her zaman olduğu gibi. Ve tabii hemen onu sormak istiyorum. Neden bir çıkmazdayız hepimiz? Hem bu kitapta hem bu yaşamda. Ve Rölanti, tabii benim de çok sevdiğim bir aslında sözcük bu. Zamanın ruhunu da aslında yukarı yansıtıyor. Ne dersin? Şimdi Rölanti ve Çıkmaz aslında bu anlamda bizim hayatımızın çerçevesini çizen, bu anlamda eş anlamlı birer kelime olarak düşünülebilir. Neyi anlatır? İçine kıstırılmışlık hali, kendine hapsedilmişlik hali anlatır. Yani kentlerde tıpkı insanlar gibi asgari varoluş seviyesine indirgenmiş durumda. Yani bu benim böyle kafa patlatarak bulduğum büyük bir keşif değil, bunu hepimiz görürüz. Yani söyleyecek bir sözü olan, gerçekten anlamlı bir şey söyleme ihtimali olan herkes susturulmuş durumda ya da karnından konuşuyor. Yani bu işte bir Rölanti var. Ve bir çıkmaza sokulmuş durumdayız. Nedir o çıkmaz? O da bence 10.000 yıllık insanlık tarihi, ayağa kalktığımız günden bu yana biriktirdiğimiz bütün uygarlık adına biriktirdiğimiz her şey durmuştur. Yani böyle mızmız bir adam görüntüsü verdiğini biliyorum. Olsun, göze alarak söyleyeceğim. Yani sevmiyor insanlar bunları, biliyorum. Zaten benim işim de bu. İnsanların duymayı sevmediği şeyleri, değil mi? Sen de öyle. İnsanların duymayı istemediği şeyleri söylemek de bir anlamda edebiyatın işlevlerinden biridir. Yani her şey asgari varoluş seviyesine kıstırılmış durumda. İnsanlar doğacaklar, gidip işte TOKİ evinin taksitini ödeyecekler, sonra da çekip gidecekler. Başka da bir fonksiyonu yok kardeşim. Bizim hayalimiz, insanlık hayali bu muydu? Hani hepimiz bir Picasso olarak doğmuştuk. Hani hepimiz bir potansiyel Mozart'tık. Hani nerede estetik bir hayat mücadelemiz? Ne olduk? Yani bizim ve sayı giderek artıyor. 8 milyara dayandık ve hiçbir değerimiz kalmadı. Şu anda insan hiçbir şey ifade etmiyor. Peki iktidar bloku adına biz artık proleter bir iş gücü, potansiyeli iş gücü rekabeti için kullanılabilecek enstrümanlar olmaktan da çıktık. Kentler de bunu böyle bir yaklaşımın ideolojik çerçevenin içerisinde giderek sönülmenen, o kültürel dokusunu yitiren birer beton şeylere dönüştü. Şöyle dönüştü. Yani asgari varoluşunun indirgenmiş durumda. Dönüp bakıyorsunuz. Romandan tutun da müziğe kadar. Bu en hızlına kadar hızlıca tüketilip bir kenara atılabilir. Posa haline getirilebilir. Stratejisiyle üretiliyor her şey. Bir sürü şey, yani işte endüstriyel bilmem neyi falan söylemiyorum. Gerçekten bu işi iyi yaptığına inandığımız insanların bile müzikte mesela bakın. Son olarak dinlediğiniz melodisinden etkilendiğiniz kaç tane şarkı var ya? Yani şu 70'ler, 80'lerdeki üretilen melodilere bakın. Hani bizi bırakın. Edebiyatı evet. Bırakın. Orada yani şu Z kuşağı Sertapar Öner dinliyor. Bu arada 100.000 tane şarkıcı var. Niye onu dinlemiyorlar? Niye oralara gittiler? Çünkü endüstriyel bir üretime dönüştü. aynı melodik şey üzerinden dönüp dönüp duran bir rölanti ve bir çıkmaz. Bu bizi bir çıkmaza sürükledi. Bizim bu kadar indirgenmiş olmasına bir itiraz manzumesi olarak okunabilir. Ve fakat şöyle bir oyun okuduğuna göre görmüşündür. Rölanti ve çıkmaz ikisi de bu kadar olumsuz olmasına rağmen bunları yan yana getirip olumlu bir sonuç, bir potansiyel arayışı da olarak görülebilir. Yani roman bu anlamda buradan nasıl çıkabiliriz'i de arayan. Ben onu gördüm. Öyle gördüm İsmail'le. Öyle okudum. Tüm bu olumsuzluklara rağmen oradaki ünlemi gördüm yani okur olarak. Ve sözün bittiyse bir başka bir şeye geçmek istiyorum ama tabii ki. Çünkü bu asgari varoluş seviyesi dedin ya. O noktada bizim karşımıza Perizat'ı çıkarıyorsun sen. Yavaş biri. Evet, bu yavaşlığının nedeni karakteristik özelliği değil, başka nedenlere bağlı. Yaralı biri ve Rölanti Çıkmazı'na bir mekanın değil, zamanın eşiğinde durduğunu anlayarak varmış biri ve orada o şekilde var olmaya çabalayan biri. Bu noktada ben Rölanti Çıkmazı'yla Perizat'ın, yani senin anti kahramanının nasıl bir organik bağ oluşturduğunu sormak istiyorum. Şimdi az önce dediğim o indirgenmişlik evrensel, bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey olarak yani onu belirtmen gerekiyor. Tabii Türkiye'de daha katı bir formunu yaşıyor bu neoliberal yağmanın. Ama evrensel bir çöküş. İnsanlık kültürü çöküyor bence. İnsanlık kültürleri çöküyor. Yani artık düne kadar yani kaç tane Fransız sinemasını temsil edecek film var. Kaç tane hakikaten yani Alman edebiyatı diyebileceğimiz bir şey kaldı mı? Yani böyle baktığınız zaman müthiş bir çöküş var. Bu çöküş nasıl sağlanıyor? Asıl önemli olan nokta burası. İnsanlık kültürünü nasıl tüketiyorlar neoliberaller? Soru bu. Ve benim deşip deşip geldiğim o ana damar şu. Şiddet. Şimdi hemen itiraz edeceksindir muhtemelen. Ya şiddet. Şimdi bizim alışık olduğumuz şiddetten söz etmiyorum. Şöyle bir şey. Bizim görmediğimiz, göze görülmeyen, nasıl demek gerekiyor, bir moda deyim bulalım buna. Mikro şiddet mi diyeyim? Potansiyel şiddet. Evet, doğrusu potansiyel şiddet. Şimdi fotoğraf düşün. Camdan bakıyorsun. Bir adam bir kadına şiddet uyguluyor. Şu anda biz müdahale ederiz artık. Belki 70'li yıllarda aman aile meselesidir, iç mesele falan. Şimdi öyle değil. Gideriz canımızı koyarız falan. Bak bu en ağır şiddete bile mukabelede bulunabilecek potansiyeli edindik. Bu şahane bir şey. Fakat şöyle düşün, bir fotoğraf, bir kadın, bir adam fotoğraf daha merkezde. Orada bir tane de kenarda bir sopa var. Şimdi asıl şiddet bu. Mukabelede bulunamayacağımız bir şiddetle karşı karşıyayız. Yani gerçekten kinetik hale geçmiş bir şiddete karşı koyabilmek mümkün. Bugünkü birincimizler bir sürü şey rezile çıkmış durumda ama bazı iyi şeyler de oluyor. Bu duyarlılık oluşuyor falan. Fakat aynı zamanda bu duyarlılık oluştukça o şiddetin görünür yüzü yeni maskelerle örtülüyor ve geriye çekilmeye başlıyor. Biz bu şiddetin sonuçlarına maruz kalıyoruz ama tam olarak hangi merciden nasıl bir şiddete maruz kaldığımızı anlayamıyoruz. Öyle bir şey olur ki bir yılgınlığa neden oluyor. O fotoğrafta sopayı görmüş olmak aslında o sopa hepimizin kafasına iniyor. Öyle ya da böyle. Bunun sonuçlarını yaşıyor. Sonra diyoruz ki ya psikolojim bozuldu. Ben bu aralar depresyona değil aslında. Tamam ben psikologların, psikiyatrların içine karışmak istemiyorum. Haddimi aşmak istemem. Ama bunun arkasında toplumsal bir bu anlamda bir çöküş var. O şiddetin yarattığı kastrasyon var. Bir ilişkilik hali var. Hiçbir şey yapamamanın verdiği bir yılgınlık. Ben ne işe yarıyorum? Şurada yani oturduğun yerde Twitter'a bakıyorsun. Bugün bilmem kaç tane kadın öldürüldü. Hiçbir şey yapamıyorsun. Kendini alçak hissediyorsun bir yerde. bir yerden sonra. Ben neden hiçbir şey yapamıyorum? Yani artık bizim kuşak gördüğüm kadarıyla tweet atmayı falan da bıraktılar. Yani tweet neyse işte. Niye? Çünkü bu yılgınlık belli bir noktadan sonra öz saygını sorgulamaya zorluyor seni. Eğer ki hele de senin benim gibi insanlar hayatını işte biraz daha hayatı güzelleştirmek için ne yapabiliriz diye kafa yoran 1 milyar insan da bu arada belli bir noktadan sonra çekiliyor. Ve anladığım kadarıyla bizim de çekilmemizi istiyorlar. Oyundan çıkmamızı istiyorlar. Bu anlamda Perizat ile sorunun cevabı, net cevabı şu. Perizat ile Rölanti Çıkmazı aynı şiddetin kadrine uğramış. Birisi çok görülür. Birisi az önce söylediğim potansiyel şiddete maruz kalmış. Şey için söylüyorum. Çünkü senin kentinin dokusunu değiştirdikleri zaman sana şiddet uyguluyorlar. Ya mesela şunu ortalama vatandaşa şunu anlatmak gerekiyor. Ya yoksulluk bir şiddettir zaten. Yani bütün ya şöyle düşünsene sana 70, 80, 90 sene hediye ediliyor. Bir armağan, bir hazine veriliyor. Bunu yaşa. Sen orada kendini inşa etmek, olgunlaşma, bilmem ne mücadelesi verecek de geliyorsun bir beton ormanında bir kafes, beton kafes almak için hayatını harcıyorsun. Tam işte rahat erecekken böyle gidiyorsun. Bu şiddet değil mi ya? Yani beni her gün dövüyorlar bu anlamda. Ama tabii de buna karşı çıkabilmek gerekiyor. Roman aslında, romanın görülmeyen alt katmanın da ideolojik ne diyelim, meslek mi diyelim, alt yapısı bunu sorguluyor. Bunun çıkış yolu yok. Yani Rölanti'den nasıl çıkarız? Bir tünel kazıp çıkabilir miyiz? Meselesi. Bir diğer yanda da ama bir parantez açmak gerekirse Perizat'ın yarasına dair söylediğin çok hoş bir şey var. Onu not aldım. Yani aslında diyorsun ki bir tek gerçek yara var, bir tek kırılma var, ötesi çağrışımlardır. Şimdi bu benim çok çarptı. Doğruya doğru. Evet dışarıda uygulanan bir şiddet var. Sonuna kadar katılıyorum. Ve hatta o kadar büyük bir şiddet ağıyla örülmüşüz ki bunu bir yerden sonra algılayamaz hale bile geliyoruz. Ama bir diğer taraftan da bu çok önemli saydığım, sözünü ettiğin gerçek var. İçimizde bizi çağrışımlarla oradan oraya savuran ana yara. Perizat özelinde de sorayım, diğer anti kahramanlar genelinde de sormuş olayım bunu. Bu yarayla nasıl başa çıkacağız İsmail? Tek kelimeyle cevaplamam gerekirse iki kelime. Örgütlü şefkat. Yani örgütlenmiş bir şefkat. Buna karşı çünkü dikkat ediyorsunuzdur bütün dünyada neoliberallerin elinde tek bir güç var. Aslında silahları aynı. Nedir o? Husumet. Husumet tohumları ekiyorlar. Her yerde böyle. Yani neoliberallerin bulduğu dört elle sarıldıkları ve sonuna kadar kanırta kullandıkları en güçlü silahları husumet. Yahu okuyorum, izliyorum ben şeyi yani sosyal ağları. Çocuğun birisi şey diye yazmış. Ya ben bugün diyor şey yedim diyor, kek yedim diyor, ne diyor, ne onundan yapılmış diyor işte böyle glutensiz ondan çok berbattı falan. Ya binlerce ne küfürler, ne galiz küfürler edilmiş çocuğa. Yani glutenciler ve glutensizciler arasında savaş çıkmış. Ya dönüp bakıyorsunuz, üzerine kavga edilmeyen herhangi bir şey yok. Bu neden böyle? Herkes doldurmuş eteğini taşla, gelene atıyor, gidene atıyor. Hiçbir sorumluluğu yok. Ne ala? Dünyada böyle bir dönem yaşandı mı ya? Birine küfür edeceksin. Aa çeker karakolda adam işte savcının karşısına diker seni bilmem ne. Ne hakla bunu yapıyorsun? Böyle bir şey yok. Son derece nobram, son derece saldırgan bu işte neoliberalizmin kendini yeniden üretebileceği temel mekanizma bu. Buradan çıkmanın yolu tam tersini denemek. Mesela bu toplumda ben şunu anlayamıyorum. Neden insanlar birbirlerini takdir etmekten bu kadar korkuyorlar? Yani mesela bir film ya işte bilmem ne oku işte yani internette o filmle ilgili eleştiriler. Yani neden mesela çok güzel eline sağlık, şahane olmuş denildiği zaman bir şey mi kaybedeceğini zannediyorsun? Nedir yani ne kadar çok beğenmesen o kadar kıymetli hale mi gelir? Ya bir glutensiz onu sevenler yesin, sevmeyenler yemesin arkadaş. Bu kadar mı ötekine bağımlısın? Ötekinin beğenisi ya da tepkileri, beğenisi, zevki seni bu kadar mı ilgilendiriyor? Neden? Dön bir sor ya. Bu glutenden başlatilsen kimliklerden bilmem neye kadar her yerde yaşanan şey bu. İşte neoliberalizmin beslenme kaynağı budur. Bunu kullanarak bu ona yani bir canavar. Düşün öyle bir canavar ki bu. Sen bu husumeti hissettikçe büyüyor ve azgınlaşıyor. Doyumsuz. Çünkü hiçbir zaman asla doyamayacağın tek bir şey var dünyada. O da iktidardır. Hiçbir zaman kudrete doymaz insan. Tükettikçe daha çok istersin. Bu işten sonu yoktur. Sen öyle bir şeye gelecek ki mavi giyenlerle kırmızı giyenler birbirini gırtlaklamaya başlayacak. Çözüm diyorsun. Ya oraya geliyorum. Lafı çok yok. Evet. Çözüm, şefkat. Yanındakini sev. Bu kadar. Yani bunu yapmayı başardığımız gün sistem otomatikman. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? İddialı edeceğim öyle. Şimdi. Dersen bunu 40 çıkar. Ama şiddetli devrimdir. Gerçekten devrim dediğiniz şeyin kendisi bu şiddeti durdurabilecek en güçlü enstrümanımız şefkattir. Şefkatle olduğumuz birbirimize şefkatle. Ya o da yaralı ya. O da senin kadar yaralı. Ya bu dünyaya doğmanın kendisi bir yara almak zaten. Şeyi bilmiyorsun ben ne zaman öleceğim? Ölünce ne olacak? Karşıma kim çıkacak? Yok mu olacağım? Bütün bu dertler hepimizin. Ve bunun bedelini birine ödetmen gerekmiyor arkadaş. Sen bu hayata birine derman ol, birine güzel bir şey yaşa. Şimdi sen bunu anlıyorsun. Edebiyat böyle bir şey. Hele ki Türkiye'de hiçbir getirisi olmuyor. Yani ölüyü hatırım. Anlatabildim mi? Niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Bunu deli miyiz? Tabii ki değiliz aslında. Yani şu anki, şu paradigma içinde biz değiliz. Yani 5 kuruş para kazanamıyorsun. Ben millet bir şey zannediyor. İşte böyle lazalar, domuzlar. Yok hakikaten para kazanmıyor işte. Niye yapıyorsun? Birine hoş bir şey yaşatabilir miyim? Bu kadar dertle boğuşurken birini gülümsetebilir miyim? Birini duygulandırabilir miyim? Birini düşündürebilir miyim? Kavgası. Bence işte orada Dostoyevski'nin söylediği o söz tam da bu. Dünyayı güzelliği kurtaracak derken yani estetik bir güzellikten söz etmiyor. Orada hangi güzellik? Türkçe'de var ya yapayım sana bir güzellik diyor ya o güzellikten söz ediyor. Aslında estetik diyor. Estetik birine estetik bir haz yaşatmak. Bir güzellik yapmaktan söz ediyor. Bunu yapmaya başladığımız anda bu bir toplumsal norm mu dersin, moda mı dersin, neyse işte o ne alsa. O olduğu andan itibaren neoliberaller takır takır çökecekler. Nizam, özür dilerim, silahları da elinden almış olursun bunu yaptığın anda. Anlatabildim mi? İsmail, burada sözünü ettiğin normu ben bizim garip cemaatimiz yani edebiyatçılar olarak düşündüğümde gene edebiyatın ta kendisi biçiminde düşünüyorum, algılamak istiyorum. Senin kitaplarında da baktığımızda ısrarla büyülü gerçeklik konusunda bize anlatmak istediğin bu kurguları hevesle okuduğumu ve bu anlamda da çok ciddi bir okur kitlen olduğunu biliyorum. Şimdi Rölanti Çıkmazı'nda da büyülü gerçeklik var karşımızda ama benim en çok ilgimi çeken bölüm bu hiperrealistik dediğin son bölüm oldu. Bunu bize niye yaptın İsmail Güzelsoy? Bunun cevabını merak ediyorum. Şimdi büyülü gerçeklik niye önce büyülü gerçekliği format olarak sevdiğimi söyleyeyim. Meseleye içeriden bakabilmesi. Yani gerçeklik bizim somut nesnel gerçeklik dünyasında değil ki nazara inanan biri işte Müge nazara inandığı için böyle batıl itikatleri olduğu için bilmem mertebenden düştüğü için o örneği vermiştim. Aynı örnekleri vermiştim. Şimdi ölü gerçeklik yazarı değil, Márquez bunu yazsa şöyle diyecekti. Müge nazara uğradı diyecekti. Niye? Çünkü Müge eğer ona inanıyorsa ölü gerçeklik yazarı da ona inanıyor. Bu edebiyatın tırnak içinde kibirli dilinden arınmaya vesile oluyor. Kibir biliyorsun zaten yazma çizme işleriyle bu işlerle uğraşan insanlar kibirden nefret ederler. Ya da öyle olması gerekiyor. Çünkü ne kadar dar bir alanda ve ne kadar güdük olduğumuzu da fark ediyoruz. Edebiyat tarihi açısından baktığın zaman kendine acıyorsun. Zavallının teki olduğunu görüyorsun. Ama bunu mesela Dostoyevski de böyle hissediyor. Ben zavallı bir ilim diyor. Geleceğe asla kalmayacağımı biliyorum. Ve benim en büyük şeyim diyor, ne diyor, şanssızlığım Tolstoy'la aynı dönemde doğmuş olmaktır diyor. Benden geriye hiçbir şey kalmayacak diyor. Herkeste var bu duygu anladığım kadarıyla. Çünkü akademi edebiyatta çok büyük bir dağ, elimizde de bir çay kaşığı var. O dağı bir yere taşımaya çalışıyoruz. Böyle bir zavallılık durumu. Ama aynı zamanda bir şey de veriyor bu. Nasıl diyeyim? Kibirden arınmışlık hali. Şimdi çünkü şeyi kabul ediyorsun hayatının bir ilginde. Herhalde o roman yazdıktan sonra şunu anlıyorsun. Asla ben usta olmayacağım. Olamayacağım. Öyle bir şey yok. İyi bir kalfa olayım filan kafasına geliyorsun. Şimdi bu noktada büyülü gerçeklikle yolun kesiştiği anda şeyi keşfediyorsun. Evet, anlatacağın o karakterin dünyasından hayatı yeniden değerlendirirken kendi değerlerini bir anlığına rafa kaldırıp onun gözünden nazara mı inanıyor? Yazar olarak sen de inanmak zorundasın. İşte büyülü gerçekliğin bence beni büyüleyen yanı buydu. Özellikle ilk Márquez okuduğumda büyük bir şok yaşadığımı hatırlarım. Yani dışarıdan bakan üstten, alttan, yandan bakmıyor. Doğrudan süjenin içinden bakıyor hayata. Bu bana çok çarpıcı gelmişti. Yeni bir imkanı, yeni bir anlatı. Bir, ikincisi de o insanın en doğal, en çocuksu yanı olan, masal dinlemeyi seven yanına da seslenebilme şansı veriyor. Şimdi ama büyülü gerçekliğin klasik formu oluşan, artık klasik diyebileceğimiz bir formu oluştu. Onunla oynamayı da seviyorum. Biraz böyle bir edebiyatı bir, şöyle söyleyeyim, yazmanın da eğlenceli bir süreç olması gerektiğini her zaman sanıyorum. Yani öyle çok büyük zevk alarak yazdığın roman ancak okura ulaşabilir gibi bir batıl itikatim var. Ve bu kendimi de eğlendirmem gerektiğini biliyorum. Bu romanda büyülü gerçeklik formatıyla şöyle bir oynama yaptım. 5 kısımdan oluşan, 5 iç kitaptan oluşan romanın son bölümünde hiperrealistik diye tanımladığım, yani fotorealistik de diyebilirsin. Gerçekten birebir hayattan dilimler. Bir kontrast yaratma açısından. Hem okurun şeyi de görebilmesi açısından. Yani aynı gerçekliğe hem büyülü gerçeklik penceresinden bakıp hem de işte gündelik hayat perspektifi içinden bakabildiğimiz zaman ne olur? Ben büyülü gerçekliği son bir şey söyleyeyim. Picasso'nun tablolarına çok benzetiyorum. Farklı bir perspektifle aynı süjeye farklı perspektiflerle bakabilme şansı veriyor büyülü gerçeklik. Yani bugüne kadar hiç bu konuda bir tırnak içinde savunma yapmadım ya da neden böyle bir yol izlemek istediğimi açıklamadım. Ne sağ ol sorduğun için. Ben de böyle bir şey söyleyeyim. Bu ticaren şimdi aklıma gelen şeyler üzerine çok fazla kafa yorduğum şeyler değil. Hani yarın başka bir yerde başka bir şey söyleyebilirim, ekleme yapabilirim ama bunlar hakikaten de hissettiğim şeyler. Peki tam da burada bir şey sorabilir miyim? Büyülü gerçeklik çerçevesinde karşımıza çıkardığın anlatıcı, tırnak içinde karga, onu takip ederken ya dedim burada hani bir kayıt cihazı, hani Yaren o da olabilirdi. Bu seçimi bir meslektaşın olarak sorayım sana. Niçin böyle bir seçim yaptın? Niye karga illaki? Ki daha önceki kitaplarında da var. Tabii. Biz işte Pov meselesinde her zaman aslında Pov bizim kameramızdır. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum öyle düşünüyor musun? Yani hangi anlatıcı karakteri, kim anlatacak bu hikayeyi bize? Aslında biz bir kamera seçimidir. Yazarın kamerasıdır. Bu anlamda ben kameraman olarak yine bizim gibi canlı birini seçmeyi tercih ettim. Diğer romanlarımda da yaptığım şey bu. Niye böyle bir şey yapıyorum? Haklı, çok doğru bir soru. Yani şundan dolayı yapıyorum. Ben bu gezegenin tek sahibi olduğumuza inanmıyorum arkadaşlar. Diyeceksin ki yani milyon tane canlı var bu gezegen üzerinde yaşayan. Ama hepsi bizim. Tapularını biz alıyoruz. Oradan birilerini kovuyoruz. Birilerini sen sokak köpeğisin, sen sokak kedisi, sen sokak ağacısın diye sınıflandırıyoruz. Ya bu hakimiyet hakkını nereden alıyorsun arkadaş? Derdin ne? Sana kim bu yetkiyi verdi? Bak orada kutsal kitabında ne diyor? Allah'ındır diyor. Niye tuttun sen? Allah'ın mülkünü niye alıp satıyorsun? Niye kiraya veriyorsun? Bu şey değil mi ya? Günah değil mi bunu yapmadığın zaman? Kendi inancına göre. Dön başka mesela diğer kültürlere bak. Ben sadece bizi ilgilendiren boyutu. Hristiyanlığa bak. Aynı şey orada da var. Yani bir Katolik inancına bir bak. Allah aşkına yaptıklarına bak. Bütün bunları sorguladığın zaman şeyi anlattı. Michel Foucault'a gönderme yaparak söylüyor Hristiyanlığı. Şimdi bütün bunları hesaba kattığın zaman şöyle bir şey çıkıyor. Biz bu gezegenin sahibi falan değiliz. Sadece ve sadece kendi tanımladığımız paradigma içinde, bak bunu büyük harflerle söylüyorum. Kendi tanımladığımız paradigma içerisinde kendimizi çok zeki olarak tanımlamışız, belirlemişiz. Bu gezegendeki en zeki varlıklar olduğumuz vesvesesiyle bunu yapıyoruz. Velev ki doğru bir IQ ölçümü, nesnel bir IQ ölçümü var ve biz bu gezegenin en zeki varlıkları olduğumuz ispatlandı. Yarın uzaylılar gelse, bizden bir tık daha zeki olsa ve bizi kebap yapıp yemeye başlasalar ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Bak onlar senden daha zeki. Seni işte sokaklara atsalar, evlerine yerleşseler ne diyeceksin? Yani hiç bunu düşünüyor muyuz bu kadar nobranca, hesapsızca, gaddarca bu dünyayı yok ederken? Şu an yok ediyoruz. Gezegen ölüyor, can çekişiyor. İşte bu nedenle insan yönelimli bir roman bana uymuyor arkadaşlar. Orada bir kedi. Diyor ki kedinin onu düşündüğünü nereden biliyorsun? Kedi konuşur mu? Konuşur. Kedi konuşur, karga konuşur. Sen anlamıyorsun onu. Sen o dili bilmiyorsun. Dilini bilmediğin herkes senin için dilsizdir. Bak Anna Karenina'da o tazının ne düşündüğünü Tolstoy söylüyor. O nereden biliyor? Yani o duyarlılığın olursa o hayvanın her söylediğini anlarsın. Ağacı okursun. Ağacı dinlersin, duyarsın. Sen duymuyorsan kendi konuştuğun dili yegane din zannettiğin için öyledir. Tek millet, tek dil, tek ulus, tek bilmem ne. O tekler seni yok oluşa götürüyor. Kendine gömük, kendine tutsak bir varlık haline getiriyor seni işte. Ayrıca kitapta tam da bu sözlerini çok güzel ifade eden kelebeklerle ilgili cümleler var. Kelebekler zamana mı, hayata mı, anlama mı referans veriyor diye soracağım. Tabii onu sorarken bir de Skazochni sirkinden kaçan bir kaplan da var karşımızda. Bunların kitaptaki varoluş nedenleri neler İsmail? Şimdi kelebek tabii ki zerafeti, geçici zerafeti. Bu dünya üzerindeki bizim varlığımızı simgeliyor. Bu kadar betona gömülmüş ve incelik katledilmiş bir incelikler manzumesi içerisinde kelebeği, bunun alternatifinin ne olabileceğini de göstermek gerekiyor. Yani şu an içinde ne tıkıldığımız asgari varoluş seviyesinin dermanı ne olabilirdi? Bunu bir simgeyle anlatmak gerekiyordu ve kelebeği seçtim. Kelebeği seçimin çok özel bir nedeni var. O da şu, milattan önce 5750'lerde 5700 civarında kalkolitik devrimden söz ediyorum. Çatalhöyük'te duvarlara bir takım resimler çizilmiş. James Meller bu kazıyı yaparken 40'larda işte bunların dini simgeler olduğunu falan söyledi. Gerçi o öyleydi. Her önüne geleni dini simge. Burası tapınak deyip geçer. Sonradan zaman içerisinde bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Yeni kazılarda. Ve bir kelebek figürü var orada. Bu şeyi ispatladılar. Bu tamamen zevk için çizilmiş. Bak çok ilginç değil mi? Yani bundan kaç sene ediyor? Neredeyse 8.000 yıl önce atalarınız bir kent örgütlemişler. Dünyanın ilk örgütlü kenti olarak geçer. Jericho'dan sonra bu örgütlü bir kent anlamında. Sınıfsız bir toplum kurmuşlar. Çocuğun sahibi yoktur. Çocuğun sahibi toplumdur. Böyle gelişkin. Kadın ve erkek eşittir. Filan değil. Böyle bir toplum kurmuşlar ve ilk yaptıkları şey duvara bir kelebek resmi çizmiş o insan. Estetik az için yapmış. Zevk için yapmış. Benim bildiğim kadarıyla insanlık tarihinde zevk için yapılan ilk şeylerden biri. Az için. Estetik amaçlı yapılan. Kelebek, ben de çok seviyorum kelebekleri. Atalarımızın atalarımın atası ile beni bir araya bağlayan, aynı çizginin üzerinde birbirimize bağlayan bir duygudaşlık keşfettim. Bu nedenle kelebeği. Zaten imge olarak da kırılganlığı, zarafeti simgeleyen bir şey biliyorsunuz. Çok aykırı gelmedi, onu kullandım. Kaplan ise, kaplan çoklu çağrışım katmanlardan oluşuyor. İlk katman tabii ki Anadolu kaplanları. Bunu saklayacak, izleyecek, onu zaten görülüyordur. Yani Anadolu kaplanları diye elimize çıkarılan işte o sermaye, Anadolu sermayesi falan. O ne yaptı? Büyük umutlar, büyük beklentiler, yani yağmanın ağababası oldular. Geldiler elimizdeki kentin bütün şeylerini aldılar, çöktüler bilmem ne. Birinci katmanda bu anlatılıyor. Fakat ilginç bir şekilde Roma aynı çizgiler devam edersek onu ortadan kaldıranlar yine onu sahneye koyanların kendileriydi. Yani Anadolu kaplanlarına fırsat verilmiyor da efendim şuydu da buydu da bakın. Anadolu kaplanları olarak bize çıkarılan, önümüze çıkarılanların hangisi gerçekten şu anda Türkiye'de, sanayide şurada burada varlık gösterebiliyor. Onları piyasadan silen yine onları getirip oraya koyan, kukla olarak kullanan, onlardan yemalanan bir kesim var. Buna dikkat çekmek için. İkinci olarak da şiddet dedim ya az önce. Görülmeyen potansiyel şiddet. Romanın boyunca kaplan görünmez. Son sahneye kadar görülmez. Ama vardır. İşte az önce yani hikayenin başında sana dedim ya orada köşede o fotoğrafın kenarında bir sopa var. İşte o sopa aslında bizim kentte kükreyen bir kaplan. Sesi duyuluyor, kokusu alınıyor, renkleri belli ama kendi yok ortada. O korku. İşte bu korkuyla bizi nasıl diyeyim hizaya getiriyorlar. Anlatabildim mi? Buna dikkat çekmek için o kaplan imgesini kullandım. Yani başka boyutları da var tabii. Kaplanla niye kaplan diye işte İlpante'ye de bir gönderme var orada falan. Yani oralara girmiyorum. Biraz okur hakkına sapmış olurum. Ama çoklu imge diyebileceğimiz bir şey. Bir diğer tarafta da Perizat'ın sokak oyunları tezi var. Mesela bu da çok ilginçti ve Profesör Tatyos'un onun hocası olması ve bizim Rölanti Çıkmaz'ın da çok önemli bir rolünün olması vesaire. Ama ben yine de şu soruyu sormadan edemeyeceğim. Yani ısrarla akademiye dair bir inancı var mı İsmail Güzelsoy'un diye. Çünkü bunca olumsuzluğun içerisinde acaba hala bilim bir şey yapabilir mi diye sormak istiyorum sana. Ya Müge bilirsin beni, ben Marksist gelenekten gelen bir adamım ve böyle düşünen de bir adamım. Bir türlü bize nasıl model değil de bir düşünme algoritmanımız var bizim. O da şeydir yani sınıfsal bir bakış diyebileceğim şey. Yani bana bilim işte mesela tıbbı tartışıyor insanlar. Kimin tıbbı hangi tıptan söz ediyorsun arkadaşım? Yani ilaç endüstrisine hizmet eden bir tıptan mı yoksa gerçekten kendisini adamış insanları, bilim insanları, bu insanları hakikaten başımın tacı. Ama öbür tarafta yani zaten her meslekte rehber diyorsun, ben rehberim. Hangi, kimin rehberi kardeşim çıkıp da 3-5 kuruş cebime para koyayım diye şey yapar. Yoksa insanlara işte bu ülkede yaşanan bir geçmişin ne kadar incelikli bir hayatımız olduğunu, ne büyük Sinan'ı anlatacak. Bununla şevklenen ve bu şevki diğerlerine aktarabilen bir rehberlik. Öğretmenlik hangi alanı dersen de. Yani şimdi burada da aynı cevabı vereceğim. Kimin bilimi, kimin akademisi, hangi akademi? Yani ideolojik bir şeydir bunlar. Yani Bilim deyince de bir de ben şeye de yani bilim deyince bilimin kutsanması, dinleştirilmesi de benim çok itiraz ettiğim bir şey. Anladım. Bilim yanılır, yanıldığını kabul eder. Peki sokak oyunları niye motif olarak işleniyor? Ben sokaklarda çocukların oynamayışının şu neoliberalizmin yaptığı en büyük kıyım olduğunu düşünüyorum. Abartılı gelebilir, çok uzun konuşmamız gerekiyor, zaman sınırlı. Çok özetle söyleyeceğim. Sokakta, bak senin de oğlum var, Allah bağışlasın. Şimdi evde onu eğitirsin. Senin o çocuğun üzerine yapacağın etkinin oranını hesaplamış Amerika. Her şeyi hesapladıkları. %7. Ebeveynin bir çocuğun gelişimindeki zihinsel gelişiminde, duygusal gelişiminde %7'lik bir rolü olduğunu söyleyelim. Bilmiyorum ne kadar doğru olduğunu. Bu bilimsel çalışma. Okul çok da fazla değil. Geri kalan ne biliyor musun? Sosyal medya, filmler, okuduğum kitaplar falan filan. Şimdi bizim çocukluğumuza dön, sokakta oynuyorduk. Mızıkçılık yapıyorduk. Mızıkçılık yapanlarla nasıl mukabelede bulunacağız, onlarla nasıl baş edebileceğimizi öğreniyorduk. Çanak çömlek patlıyordu, bilmem ne. O yan apartmandaki çocukla aynı sokakta oynuyorsun. Bir sosyalleşmeydi. Sadece basit bir sosyalleşmeden söz etmiyorum. Hayatın ilkelerini öğrendiği yer sokaktır. Ve sen sokak bize mahrum edildi. Yani sokak bize yasaklandı. Bu çocuklar sokaktan mahrum büyüyorlar. Bu çok tehlikeli. Tehlikeli olan bir boyutu daha var. Tablette oynuyorlar. Tablette oynarken birdenbire bir yazı beliriyor. Bir game over. Ve çocuk itiraz etmiyor. Kavga edemiyor. O hakkı elinden alındı. Oysa sokakta kavga edebiliyordu. Ne olacak? Edemezsin. Edemezse şöyle olur. Bir yönetici gelir der ki ben Anayasa Mahkemesi kararını dinlemiyorum kardeşim. Game over. Oyun bükersin. Eyvallah edersin. İtiraz çok etmez. Çok evet. Net anlaşıldı. Çok net yani anlaşıldı. Oyunları senin kentlerin düşmesinin, ben şu an düşmüş kentler. Berlin'de düştü, Paris'te düştü, İstanbul'da düştü. Hepsi neoliberallerin yağmasına gadrine uğramış durumda. Buradan çıkışın yolu en başta şefkat dedim ya, örgütlenmiş şefkat. Onun da bence şeyi, çocukları yeniden sokağa çıkarabilir. Şu an sokaklar araç trafiğinin emrine verilmiş durumda. Şu araçların derhal sokaklarının çekilmesi lazım. Ha deli değil, dedi arkamda hiç umurumda değil. Sen biliyorsun Platon'da da mahallenin delisi. Ben o rolü seviyorum. Ama şu trafiğin derhal yasaklanması gerektiğini söylüyorum. Çok ciddiyim bu konuda. Önce çocukların oynayacağı alanlar tespit edilmeli. Çocukların çıkıp sokakta oynamaya başladığı andan itibaren şu içinde debelendiğiniz kıstırılmışlık hali var ya, oradan nasıl çıktığımızı hep beraber göreceğiz. Ben çok iddialıyım bu konuda. Biliyorsun çok temkinliyimdir. Biliyorum. Biliyorum. Ama bu konuda çok eminim. Yani çocuklar sokakta oynadığı anda hayatın şeyi değişecek. Yani böyle Ütopya cennet kurulacak demiyorum ama hayatın içeriği değişecek. Bundan eminim. Bunun yanına da bir de şunu eklemek istiyorum. İyilik. Kitapta ısrarla altını çizdiğin ve kimi karakterlerle bizde göz kırpan o iyilik, işte Gönül teyze var, Madame Annabel var, Mustafa var, Huriye teyze var ve bir yerde de söylediğin iyilik mazlumun dövülmesine engel olamadığın zaman o dayağın birazını yemeyi göze almaktır cümlesi de var. Çok esaslı cümle bu tabii ki. Yani şimdi biz bu örgütlenmiş şefkat noktasını hayata geçirirken biraz da dayak yemeyi göze alacağız. Öyle değil mi İsmail Güzelsoy? Yani dayak yemeden olmuyor. O potansiyel şiddet varsa, orada bir sopa gösteriliyorsa biraz da bizim kafamızı inecek. Ama zaten bunu göze almadan bak, modernizmin ahlaki temel önermesi neydi? Hatırla, bizim çocukluğumuzda tekrarlanan bir şeydi. İşte sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Ya bu çok alçakça bir şey bu. Bu hakikaten alçakça bir şey. Bu bencillik. Bildiğin düz bencillik bu. Ha, bana bir şey yapmıyor, ben de ona yapmayayım. Öyle olmazmış. Öyle olduğu için, öyle zannedildiği için buraya gelindi. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına da yapılmasına izin vermeyin. Şimdi ayağa kalkmayın. O işte şimdi o aşamadayız. Buna karar vermemiz gerekiyor. Ha, ben dayak yemiyorum. Şuradaki ya da öldürülmüyorum. Şurada komşuda bir kadın öldürüyor. Yok, bir kapısına dayanman gerekiyor. O zaman bir şeyler değişmeye başlıyor. Yani ben işte canımı kurtardım, işte TOKİ aidatını da ödüyorum, aman bana ne dediği sürece bu paradigma böyle devam edecek, bu sistem böyle devam edecek, bu yağma böyle devam edecek, bu şiddet bu şekilde devam edecek. Bundan çıkmamız gerekiyor. Ötekinden hoşlanmayabilirsin. Bir de bu coğrafyada şöyle bir şey var. Diyor ki ben köpekleri sevmem. Sevmek zorunda değilsin. Bak köpekler için geliyorduk, bir çocuk şey dedi. Kadın köpeğini getirmiş. Biraz alır mısınız dedi şu tarafa, ben korkuyorum. Bak çocuk köpeklerden korkuyor. 25-26 yaşlarında değil. Ama köpekler için giriyor. Bak bu çok önemli. Adam zannediyor ki kadın hakları için mücadele etmek için kadınlara aşık olmak. Hayır hayır. Sevmemeye devam et. Kadınları sevmiyorsun. Eşitleri sevmiyorsun. Onları sevmiyorsun. Bazıları sevme. Sevmemeye devam et. Kişisel duygularına kimsenin çık. Ama bu bir hak mücadelesi. Bunun yanında yer almak zorundasın. Hak mücadelesi veren herkesin yanında yer alacaksın. Bunu yaptığın zaman ancak sıra sana gelmiyor. Ben o sloganı hiç sevmem de. Yani sıra bana gelecek diye bir hareket değil. Ya hep beraber ya hiç değiliz. Bu formül bu bende. Benim inancım, beni sulan bu. Kurtuluş yok tek başına. Bu kadar. Bu noktada hani kapatırken son sorum olsun. O kadar güzel anlatıyorsun ki kesmek istemiyorum aslında. Şimdi Rus edebiyatı, Avrupa ve Latin Amerika edebiyatı, İsveç dili ve edebiyatı üzerine çalışmış bir insansın. Ve Perizat'ın hayatının, yaralı hayatının kurtulmasında, başka hayatlara ve hakikatlere bakma konusunda bize başucu kitaplarından bahsediyorsun. Bu hani birini sevmek zorunda değiliz ama anlamak, anlamaya çalışmak çabası o kitaplar üzerinden de aslında bize bir takım şeyler gösterebilir değil mi İsmail Güzelsoy? Ne dersin? Tabii edebiyatın asli işlevi nedir diye çok kafa patlattık. Eminim sen de yani uykusuz kalabileceğin kadar çünkü yazıyorsun. Şimdi biraz böyle artistik bir şey söylüyorum gibi geliyor da yazıyorsunuz. Yüzlerce sayfa yazıyorsun. Binlerce sayfa yazdın. Ne yapıyorsun? Düşünüyorsun bir anlamda. Ya ben bir şey yapıyorum ama ya bu ne işe yarayacak? Kimin ne işine yarayacak? Şimdi ben şunu anladım. Bunun 100 tane cevabı var. Farklı farklı. Ama en temelde şöyle bir şey var. Bir duygu eğitimidir. Yaşamadığın hayatın, yaşamadığın olayların duygusunun edinebilme şansı verir edebiyat sana. Belki sanatın tamamı içinde söylüyorum. Fakat edebiyat daha billuri bir şekilde, daha rafine bir şekilde sana o yaşanmamış şeylerin duygusunu bahşeder. İşte bu nedenle bence bu neoliberal yağmaya, bu nobranlığa, bu saldırganlığa, bu azgınlığa dur diyecek en güçlü enstrümanlarımızdan biri bence edebiyat. Edebiyat bir anlamda hiç karşılık beklemeden bir şeyler sunabilmek, ortak bir hazda davettir. Anlatabildim mi? Bu alınır satılır olan her şeyin alınır satılır olduğu bir çağda kardeşim bunu satın alamaz. Her 3 yılda bir çıkar iktidar odakları bir günah. Biz bu işi beceremiyoruz. Beceremezsin sen. Sen beceremezsin. Çünkü sen satacak mal arıyorsun arkadaş. Benim öyle bir şeyim yok. Benim satacak malım yok. Ben paylaşım için. Bak bunun alternatifi budur. Paylaşım, bir duygu paylaşımı, bir duygu aktarımı, bir etkileşim şey değil ama internette kullanılan etkileşimden söz etmiyor. Yüz yüze, göz göze bir etkileşimden söz ediyor. Bu dünyada daha hepimiz birlikte daha yani bize yetiyor. Biliyor musunuz? Şu anda 8 milyar insan yaşıyor ya. Bunun tam 10 katını daha besleyebilecek bir gezegenin üzerimizde açız abi. Şu ülkede 80 milyon insan yaşıyor. Ben size düşüneyim mi? 1 milyar insanı besleyebilecek topraklardayız ve birbirimizi biliyoruz hala. Açız. Neye? Niye? İşte edebiyat sahibi bunu soracak. Ben size bir iktidar partisi, muhalefet partisi falan sorulmaz. Bu insani sorulardı. Onlar anlık, günlük zebari kurtarmak üzerinden hareket ediyorlar. Bunu soracak insanlara gelin bunu birlikte soralım diyecek en güçlü enstrüman edebiyat bence. Diğer işlevlerini inkar ederek söylemiyorum yalnız. Ben pragmatik bir çözüm olan ne işe yarayacağına dair, ne işe yaradığı işlerden bir tanesini diyelim hani göstermiş olmak için söylüyorum. az buz bir şey değil ama. İsmail Güzelsoy, başka bir programa bırakalım diğer sorularımı, ne dersin? Olur. Bu harika kitap için, bize sundukların için çok teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı'nda seni konuk etmek apayrı bir güzellikti, var olasın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Bugün İsmail Güzelsoy'un son kitabı Rölanti Çıkmazı'nı konuştuk. Daha konuşacak çok şey var kitapla ilgili ama belki de onun için okurun düşünmesi ve konuşması gerekiyor. Bu sıcak günlerde bu kitabı okuyun önerisinde bulunuyorum efendim. Kendinize dikkat edin. Zeytin Dalı'ndan sevgiler, saygılar.